Efendim, Atilla Çağdaş Değer ve Çiğdem Aytepe, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı, kompozisyon ve orkestra şefliği, değil mi? Evet. Öğretim görevlileri evet. olarak sizinle harika bir sohbet yapalım derim ben. İstemezseniz kalkabiliriz. Hesap alalım. Efendim şimdi müzik deyince, hele de bir de koro deyince, çok seslilik deyince filan insanın gerçekten şöyle bir yüreği hopluyor. Sizde oluyor mu aynı şey? Biz onu her gün yaşıyoruz herhalde. Her gün evet her gün yaşıyoruz. Çok uzun zamandan beri, ben 7 yaşımdan beri sanırım korolarda söylüyorum. Böyle müziğe başladım zaten çocuk korolarıyla birlikte. Sonra bırakamadım. Sonu böyle oldu. Ne oldu? Bir baktım hani evet. koro öğretmeniyim. Korolarımız var bir sürü. Atilla arkadaşım da, meslektaşım da tanıştım 10 yıl önce. Bir 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Ondan önce birlikte söylediğimiz korolarımız vardı. Üniversitedeyken tanıştık Atilla hocamla. Hep ortak işlerimiz var çünkü. Hı hı. O keyif, o şey hiçbir zaman bitmiyor, o mutluluk. Koroda söylemek çok başka bir şey. Birlikte müzik yapmak çok değişik bir duygu. Çok mutluluk veriyor hepimize, öğrencilerimize de öyle. Yani kendi aldığımız keyfi öğrencilerimizin gözlerinde de görüyoruz her zaman. Çok güzel bir şey bunu paylaşmak. Kesinlikle güzel bir açılış oldu. Atilla Bey de böyle destekliyor. Acaba o ne düşünüyor? Ben tabii Çiğdem'den çok daha geç başladım lise korosunda. O zamanlar liselerimizde korolarımız vardı. Ben de Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi mezunuyum. Orada o zaman 3 koromuz vardı. Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, çok sesli koro. Evet. Ve de okulumuzun öğretmenleri, 3 öğretmenimiz vardı. Çok özveriyle çalışıyorlardı. Oradan yani lisede atılan o çok seslilik ve de müzik, daha doğrusu yani diğer korolardaki arkadaşlarımız da öyleydi. Hepimiz başka alanlara, birçoğumuz başka alanlara gitti ama o müziğin birleştiriciliği hep bence kaldı. Nasıl fakat bir tutkaldır değil mi o? Kesinlikle. Ne muazzam bir tutkaldır. Kesinlikle. Peki hepimizin tahmin ediyorum o çocukluğumuzda, okul yıllarımızdan kalma bir böyle işte koroya seçildim, koroya seçilemedim. Böyle bir hikayemiz var değil mi? Okuldan eve evet. gelinir ve anne koroya seçildim, baba beni almadı. Oh. Evet. Öyle bir sıkıntı var galiba. Öyle bir sıkıntı var. Aslında evet. biz seçilen gruptanız. Evet biz. Ama seçime karşıyız. Seçilmeyenleri. O zaman. Bu çok değişik bir konu. Yani elbette herkesin kişisel bir özelliği vardır. Bazı insanların boyu daha uzundur. İşte bizim gözlerimiz kahverengi, bazı insanların gözü yeşil. Bazı insanların sesi daha iyi olabilir. Ama yani araştırmalar ve birçok deneyim gösteriyor ki çevreyle gelişen bir özellik bu yine. Yani sesimizi iyi kullanabilmemiz, şarkı söyleyebilmemiz, müzikle uğraşabilmemiz. Elbette bazı insanlar çok daha hazır olabilir, o bir kenara. Ama herkes müzikle uğraşabilir ve şarkı söyleyebilir. Öyle mi? Kesinlikle. Yani gerçekten. O öyle mi sorusu bile aslında çok şey kalıyor. Ben yalandan ama tiyatroculuk var bende. Aa nasıl oluyor o? Onu açın lütfen bize. Herkes hemen, yapabilir mi gerçekten? Hemen açalım. Herkes yapabilir. Yani dünya neredeyse 100 yıl önce dünyadaki müzik eğitimcileri bunu söylüyorlar aslında. Aslında bizim Türk müzik eğitimcileri de neredeyse 50-60 yıldır bunlar yazılıyor. Yani her insanın müziği yetenekli olduğu, tabii ki dereceleri farklı olmakla birlikte her insanın müzik yapabileceği, aslında her insanın sanat yapabileceği geniş anlamda bakarsak. Fakat ne yazık ki uygulamada biz hep şununla karşı karşıya kalıyoruz. Yetenekliler ve yeteneksizler. Toplumun büyük bir çoğunluğu var. Maalesef yeteneksiz. Ve buna seçilmiş, inandırılıyoruz değil mi? Ben yeteneksizim. Ben. Öğrenilmiş çaresizlik oluyor o noktada. Öğrenilmiş çaresizlik. Aynen maalesef. Güzel bir tanım. Ve de toplumsal, yani o bireysel bir tanım aslında öğrenilmiş çaresizlik. Ama topluma yayılıyor. Yani bir de kalıcı, siz ömür boyu bir insan yeteneksiz olduğunu düşünüyor. Çocukken yeteneksizsiniz derseniz tamam. Öğretmenine yani, inanıyor çünkü doğru. çocuk. Ben mesela şeyi burada hani anlatmak isterim. Benim hani müziğe başlangıcım biraz ilginç oldu. Ben köyde büyüdüm 5. sınıfa kadar. Büyük şehirde büyümedim. Ankara'ya geldik. İşte Mimar Kemal Lisesi'ne. Daha önce blok flüt çalmamıştım. Köyde de müzik öğretmenim olmamıştı. Ortaokuldaki ilk müzik dersimde çok kötü bir şey yaşadım. Müzik öğretmenim işte blok flüt çalan herkese işte not veriyordu. Yani ilk haftalar diyelim. Benim de blok flütle aramda öyle bir şey kurulmadı. Yani bilmiyorum çalmayı. İşte sınava kaldırdı söz diye ve çalamadım. Ters tutuyorum. Yanımdaki arkadaşım beni işte yanlış tutuyorsun falan diyor. Öğretmen oraya bir eksik koydu. Dedi ki şimdi buraya eksik koyuyorum. Çağdaş dedi bana. Çağdaşlar öğretmenlerim. Eksik koyuyorum. Haftaya eğer çalabilirsen işte bu artı olur. Oturdum metottan, kendim bir şekilde çıkarttım hani oradaki resimlerden vesaire. Bir hafta sonra işte aferin 10 dedi. Şimdi o 10'dan sonra benim artık müzik dersim hep 10 oldu.
Şimdi bu küçük bir örnek, minik bir örnek ama. O 10 olmasaydı belki hiçbir zaman olmayacaktı. Eksi otur sıfır, bir daha da seni kaldırmıyorum deseydi. Hı-hı. Hala da görüşürüz öğretmenimle, Bekata Kemal Özen, kulakları çınlasın hocamın. Nice öğrenci yetiştirdi birçok öğretmenimiz gibi. O noktada hani benim hevesim kırılabilir ve burada olamayabilirdim. Yani hatta burada olmayacağıma %100 eminim. Anladım. O yüzden de hani şey çok önemli, yaklaşım çok önemli. Her insan kesinlikle müzik yapabilir. Madem öyle ben de kendi hikayemi anlatayım, hikayemizi anlatayım. Efendim şimdi Sevda Cenep Antep Vakfı Kadınlar Korosu şefini Cihan Can çok hocamızı tanırız, tanımayan yoktur, çılgındır, evet. yeteneklidir evet. ve insan sevgisi ve müzik sevgisiyle dolu bir insan. Öyle değil mi? Daha sonra ben kendisiyle öncülüğünü ettiğim bir farkındalık korosu var. Evet. Meme kanseri. Evet. Biz hep dinliyoruz. Muhteşem bir koro. Meme kanseri tedavisi gören hanımlardan oluşan ve işte erken tanı erken tanının vurgulandığı bir koromuzdur. Kendisi de bu koromuzun şefi olmayı kabul etti. Ama tabii şimdi öyle bir koro ki efendim, yani herkes gelebilir. Yani tedaviyi gören, evet. yani yeteneği olsun olmasın bütün hanımlarımıza, kadınlarımıza açık bir koro olduğu için tabii zor bir görevdi aslında. Evet. Çünkü burada maksat müzik yapmak ve bu müziğin terapisinden faydalanmaktı. Ancak tabii profesyonel bir ortam yok ortada. Cihan Hoca dedi ki, hanımlar evde ninni de mi söylemiyorsunuz dedi. Kesinlikle. Bir tanesi doğru dedi, tabii dedi. Hiç dedi mutfakta dedi soğan doğrarken dedi bir şarkı söylemiyorsunuz dedi. Bir tanesi vallahi söylemeyeyim dedi. O da mı yok dedi. Peki sen bana bırak kendini dedi. Ve hepsine ayrı ayrı gerçekten önce ses çıkarttırdı. Çünkü zaten kadın olmak öyle değil mi? Öyle bir baskılanmışlık da var ruhumuzda. Konuşmaktan imtina eden insanlarız. Evet. Sonra da onlara güzel güzel şarkılar söyletti. Bunu nasıl başarır bir koro şefi? Bunu tabii teknik olarak iyi bilmek lazım nasıl yapacağımızı. Çünkü biz de diyoruz ki hani herkesin belli bir düzeyde. Buna biz hazır bulmuşluk düzeyi diyoruz eğitimde. Çünkü bu neye bağlıdır? Yetiştiğimiz aile ortamına, ne kadar müzikle iç içe olduğumuza, birçok şeye. Dediğiniz gibi birçok kadın ülkemizde hala bir aile ortamında bile söz almaya bile çekinirken nasıl şarkı söylesin elbette. Demek ki o kaslar çalışmamış şimdiye kadar. Aynen öyle. Onları çalıştırmak için ne yapacağız, nereden başlayacağız? Teknik olarak tabii bunları bilmek lazım. Ama bunlar hani gerçekten sihirli bir çubuğun ucunda değil, çok da basit şeyler. Eğer bir kas daha önce çalışmadıysa, mesela örneğin ben ömrüm boyunca kolumu hiç çalıştırmadım. Ne yapmam lazım? Fizik tedavi uzmanları bana ne önerecek? Küçük küçük hareketler. Evet. Seste de aynı böyle, hani mucize değil. Ama çok zor şarkılar değil. Sesimize uygun, ses aralığına uygun. Örneğin iyi eğitim almış bir insan 8 notalık bir şarkı, 10 notalık bir şarkı söyleyebiliyorsa aralık olarak. Eğitim almamışsa 3 notayla başlayabiliriz. Her insana söyleyebileceği bir ses bölgesi var. Hı-hı. Onu bulmak çok önemli. Hı-hı. Ve de bunlar ülkemizde 50'li 60'lı yıllarda söylenmiş bilgiler, fakat nedense unutulmuş, raflara kaldırılmış bilgiler. Herkes şarkı söyleyebilir. Acaba kim engel oldu bu fikre? Aslında böyle bir kurumsal ya da yani bir bireylerin biraz yani yaklaşımı. Ben suç atmak istiyorum, rahatlamak yok, istiyorum. Birini suçlamak istiyorum. Belki suç şu olabilir, mükemmeliyetçilik olabilir. Çok iyi isteme var. Bir de çok aynı çabuk sonuç alma. Evet. Aynı yani, şeyi düşünüyorum. Şimdi bilirsiniz, Koro filmi diye bir film vardır. Fransız yapımı, meşhur bir yetimhanede. Aynen ki öyle. İşte müzik öğretmeni. Lacroix mıydı, yanlış söylemeyeyim. Neydi filmin adı? Çok güzel bir filmdir o. Fransız... Evet. Şey. Anladım, hatırladım, evet. Seyrettim ben o evet. filmi. Şimdi orada mesela bize, yani film çok güzel ama ben orada koro öğretmeni olarak o filmi izlediğimde bu imkansız dedim. Çünkü sonuç güzel ama sonuca giden yol o çok uzun bir sürecin sonucu aslında. Ama nasıldı filmi, hatırlatalım izlemeyenler var. Şöyle bir yetimhanede işte bir müzik öğretmeni oraya gider ve yetimhanedeki çocuklardaki ilişkileri, oradaki yetimhanenin ortamını güzelleştirmek için. Çok yaramaz çocuklar orada. Çok yaramaz tabii. Oranın o kurumu güzelleştirmek için müziği kullanır ve de onlardan bir koro çıkartır. Hem de onları disipline etmek ve sakinleştirmek için. Aynen. Değil mi? Ve de hani kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak için. Bu çok önemli. Bizim toplumumuzda ve de bütün toplumlarda buna çok ihtiyacımız var. Ve de o noktada işte çok kısa sürede 6 ayda 7 ayda çok çalışarak bir çok güzel bir koro çıkartır. Şimdi baktığımızda oradaki koro aslında profesyonel bir koro. Yanlış hatırlamıyorsam da içlerinde en yaramazları da solist olur, evet. değil mi? Aynen öyle. O da çok güzel sesi olan o koronun üyelerinden, yani gerçekte de ve korist güzel olan. De bir insana dönüşür. Aynen öyle. Evet. Tabii bu filmde çok güzel bize bir stilize bir şekilde veriliyor ama gerçek hayatta bu kadar kolay olmuyor. Yani daha sakin başlamak lazım. İşte o noktada belki eğitimciler biraz hızlı sonuç almak için
seçilmiş çocuklarla ya da işte tırnak içerisinde yeteneğine olduğuna inandıkları insanlarla çalışmakla o süreyi kısaltıyorlar. Çünkü biraz bir yarışmalara hazırlanma durumumuz var İster değil mi? İster istemez. O olabilir de öbür taraftan da hani illa yarışmalara hazırlanmak durumu ve mecburiyeti olmayanlar korosu. Kesinlikle. Bir şey de düşünmez mi? Düşünemez aslında mi yani? Aslında hani biz zaten ben kişisel olarak yarışmalara çok karşıyım. Yani ya, mesela biz derslerde şimdi biraz önce sizin konuklarınızı dinlerken merakla tezimde eğitsel oyunlarla ilgili benim. Biz mesela Çiğdem Hoca ile Kavuklu Pişeker ya da Karagöz Hacivat gibi biz çekişiyoruz. Mesela diyorum ki koroya çocuklar diyorum Çiğdem öğretmen yapamadı bunu değil mi? Ben sizin tarafınızdayım işte tahtaya yazıyoruz. İşte onlar bir şey söyleyince işte koro yani biz kazanıyoruz. Çiğdem Hoca kaybediyor veya eğer ben tek öğretmensem bana karşı yarışıyorlar ve izin veriyorum öğrencilerin kazanmasına. Güzel. Yani koroyu birbirine yarıştırmaktansa bana karşı yarışın ve de birlik olun. Yani birlikten güç doğar. Zaten koronun toplumsal en önemli mesajı bu. Yani birlikte aidiyet duygusu. Bu bizim için çok önemli. Yani bütün dünyada çok önemli. Toplumlar için çok önemli. Aile kavramı için, toplum kavramı için. Teknik olarak bize bilgi verme şansınız var mı? Yani tek bir insandan çıkan tını ile birkaç ve pek çok insandan çıkan tını bir araya geldiğinde nasıl bir güç kuvvet oluşuyor? Yoksa onu az önceki konuklarımıza mı çağırayım da soralım? Değişik bir şey ama seste de değişik bir frekans ortaya çıkıyor elbette. Yan yana söylediğimiz zaman ve o frekans dalga boyları üst üste geldiği zaman bambaşka yeni bir renk elde ediyoruz. Evet. Bu değişik bir şey. Keşke bunu gözle görebiliyor olsak değil mi? Keşke. Bu frekansı, evet, bu dalgaları, rengini. Eminim ki bilgisayar ortamında ya, gösterebiliyorlardır bu renk farklılığını. Ne kadar güzel bir cümbüştür değil mi? Aslında bunu düşünebiliriz. Yani tabii ki kötü bir örnek, teşbihte hata olmaz ama bir cenazede, ağıtta, bir coşkulu bir günde marş söylerken veya stadyumlarda maçlar. Zaten şu anda ülkede ve de dünyada bunu futbol maçlarında çok görüyoruz. Evet. Bu kendini gerçekleştirme olayını. İnsanlar buna çok aslında açlar. O yüzden de hani biz futbol maçlarına gidenlere diyoruz ki çok bağırmayın. Ama onlar da bize diyorlar ki yani sesinizi güzel kullanın. Bir enerji tabii. Hocam yani, diyorlar yani orada deşarj oluyoruz. İşte bizim böyle kanallar açmamız lazım eğitimde, toplumda. O yüzden de hani herkesi kazanmak için biz zaten herkese yönelik müzik eğitimlerinin taraftarıyız. İşte Cihan Hoca gibi yani şey çok önemli. Herkes şarkı söyleyebilir. Mesela İngiltere'de böyle bir koro var. Can't Sing Choir. Yani şarkı söyleyemeyenler korosu gibi. Çok güzel. İşte ben bundan illa yarışmaya katılmaya gerek yok ya. Yani hani söyleyecek notası olan insanlar. Kesinlikle. Diyelim. Söyleyecek sözü değil, söyleyecek notası olan Kesinlikle. İnsanlar. Çıkaracak sesi olan insanlar. Yani bir ifade tarzı müzik ve de hani herkesin bu dünyanın içinde olması lazım. Yani tamam her yer konservatuvar korolarıyla dolu olmasın ama birlikte şarkı söylemek sadece bu. Yani bunu sadece psikolojik olarak değerlendirsek bile yan yana gelip şarkı söylemek lazım. Çok keyifli bir şey bu. Yan yana gelip şarkı söylemek lazım. İşin tabii bir de çok sesli boyutu da var. Evet. Ha, o da bambaşka bir şey. Tabii değil mi? O gerçekten bir eğitim süreci. Evet. Yani. Orada bir aşamanın çok ileri düzeyi. Ama bizde işte sıkıntı orada. Yani o ilk aşama, ilk adım olmadığı için o son adım hedefleniyor hep. Yani evet. Çok seslilik, önce tek seslilik olmadan olması imkansız. Yani önce birlikte kolay, güzel, basit. Herkesin söyleyebileceği şarkılar, türküler, marşlar söylenmeli ve de o gruba ya da o sınıfa ya da o koroya da o insana uygun. Sonra daha yani nice sonra çok seslilik çalışmaları yani. Biz okullarda şarkılar söyleyen çocuklardık. Evet. Yani illa korolarda olması gerekmiyor. Sınıf sınıf bağıra çağıra bahçede ip atlarken, işte körebe oynarken, sokakta oynarken şarkılar söyleyen çocuklardık. Evet. Ne oldu da sustuk? Niye şarkı söylemez hale geldik? Şöyle aslında orada içinde bulunduğumuz televizyonların da yani TRT'nin değil ama TRT çünkü orada çok hizmet etti. Televizyonların, özel televizyonların gelmesiyle bir kapanma oldu evlere. İnternet, bilgisayarların çıkmasıyla yine o kapanma daha da arttı. Ama biz umutsuz değiliz. Yani işte TRT Okul gibi, TRT Çocuk gibi kanallar var. Yani bu araçları çok da iyi kullanırsak eğer aslında bizim hep şikayet ettiğimiz internet, bilgisayar gibi teknolojik gereçler aslında eğitime de hizmet edebilir. Ama o noktada çok iş düşüyor kitle iletişim araçlarına. Peki Çiğdem Hanım, kitle iletişim araçlarına iş düşüyor. Anne babaya ne düşüyor? Anne babaya da çocuklarına güvenmek düşüyor gerçekten. İlla çocuklarını korolara götürmek zorunda değiller. Fakat artık ülkemizde birçok şehirde çocuk koroları var. Yani çocuk koroları yapmak isteyen müzik eğitimcileri var. Okulları teşvik edebilirler anneler babalar. Okullarda çocukları teşvik edebilirler. Bugün ne şarkı söylediniz?
hangi şarkıları çok seviyorsun, neler söylemeyi seviyorsun, ne de güzel sesin varmış senin diyebilirler çocuklarına. Ya. Çünkü çocuklar şarkı söylemeden geliştiremezler bu özelliklerini. Ve kesinlikle. De şarkı söylemek hani bir tek sesimizi eğitmiyor. Yani birçok açıdan insanı çok değişik bir düzeye taşıyor şarkı söylemek. İnsanı insan yapıyor. Geçmişle olan bağınızı kuruyor sizin. Çünkü eski tabii çocuk şarkılarını söylediğiniz mesela. Eski türküleri yani şu anda mesela bizim toplumda söylenmeyen türkü. Çünkü türkü dediğiniz zaman binlerce bir dağarcıktan, dağardan ya. Söz ediyoruz. Tabii. O türküleri öğreterek oradaki kavramları kazandırıyorsunuz. Hı-hı. Belki günlük hayatta o kavramları biz kullanmıyoruz. Doğru. Mesela imece. Keşke hep kullansak. Ya da başka alanlar. Yani geçmişle toplumda geçmişle bağ kuruyor. Marşlar, çocuk şarkıları, türküler. Ve de bunlar kuşaklar evet. arası yani dede ile torun ya da babaanne ile anneanne ile torun arasında mesela bilgisayar veya Facebook'la iletişim kurmak çok mümkün değil. Yani aynı kuşaklar değiller onlar. Ama şarkı söyleyebilirler yan yana. Bir de kişiye özel bir yetenek öyle değil mi? Yani hani bunu ben söylüyorum. Ben içimde tınılarımı, sinüslerimde her yerde o sesi, o enerjiyi evet. ben hissediyorum. Ya bunu bunun içinde kimseye bir şey sormak zorunda değilim. Öyle kesinlikle değil mi? Kimse de onay almak zorunda değil. Bir müzik öğretmeni ya da bir koro öğretmeninde bu doğru mudur? Yüzde kaç doğru? Ya da bir jüri üyesi ya da televizyona çıkıp bizi birilerinin değerlendirmesine de gerek yok. Bundan keyif almalıyız. Ama o keyif alma noktasında ailenin, öğretmenlerin, eğitimcilerin, kurumların, devlet ve özel kurumların çocuklara ve de gençlere bu fırsatları sunacak kanalları açması gerekiyor. Kesinlikle. Ben tabii bu çok sessizlikte şuna hayranım. Yani işte sağ tarafta altoysam burada soprano, yukarıda işte bas, orada tenor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani hani bu hayatın kendisinin zaten sanki bir modeli gibi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ve de bu hayatımızın çok dışında olan bir şey değil. Ülkemizde hep şey var, yani müzik kurumlarımızda bu var. Çok sesli müzik hep bir göklere çıkarılmış, çok yüce bir varlık. Çok sesli müzik hayatın bir parçası. Yani ve de ülkemizde pop müzik dinlemeyen bir kişi bile gösteremeyiz elbette. Pop müzik içerisinde öyle bir çok seslilik var ki hiç kimse bunu yadırgamıyor. Çünkü çok seslilik anormal, doğa dışı bir şey değildir ki. Çok normal bir şey. Yani çok ses bir pop parçası, pop şarkısı dinlediğimiz zaman orada gitar bir sürü akor çalıyor. İşte şarkıcı söylüyor. Orada başka çizgiler var altta. Herhangi bir kişi, hiç müzik eğitimi almamış kişi, bir kişi sadece kulağını biraz kabarttığında bütün o çizgilerin hepsini duyabilir. Hı hı. Hiç anormal bir şey değil. Ve de biraz şarkı söylemeye başladıktan sonra bizim çocuklarımız da bir süre sonra mesela bir parti ikiye böldüğümüzde koroyu uzun bir ses tutabilir. Başka bir şey yapabilir. Öbür parti başka bir şey söyleyebilir. Bu çok doğal bir şekilde gelişiyor. Hiç zor bir şey değil. Hep çok sesle yönelik bir korku var. Genel olarak bu bir yansıtılmış bir şey toplumumuzda. Çok seslik zor değildir. Çok güzel. Çok yani, keyifli bir ortam. Bunu bir toplumsal model olarak kullanıp bir aygıt, bir araç olarak kullanıp belki huzura bile erebiliriz her anlamda değil mi? Yani evet. dünya çapında bir şeyden kesinlikle. Söz ediyorum. Çünkü 100 kişi bir kişi oluyor. O anda 100 fikir bir fikir olabiliyor ve huşu evet. içinde, keyif içinde, mutluluk içinde öyle değil mi? Kesinlikle. Koronun çok tanım var ama mesela ben böyle bir tanımda bulundum bir gün. Herkesin kendi sesini yani o bütün içerisinde kendi sesini kaybetmeden bütünün birliğini oluşturduğu yapı. Yani ben Atilla olarak varım. Başka bir insana dönüşmüyorum 100 kişiyle beraber. Bireysel olarak tam bütün özelliklerimi orada koruyorum. Ama o bütünü hiçbir şekilde bozmuyorum. Hı hı. Aslında bu toplumsal yaşama da çok uygun değil mi? Ve üstelik çok da bir yerde kaplamıyorum ha. Kesinlikle. Orada bir o anlamda mütevazılık da var aynen, yani. Aynen. Şu kadarcık bir metrekare kendi çapımda. Sağımda solumda başka insanlar onlar. Herkes kendi alanını koruyor. Kimsenin alanına taşmıyor. Kesinlikle. Ama çıkardığı ses taşıyor. Kesinlikle. Evet ve dinleyerek ha? yapmak zorundayız. Yani eğer evet, ben söylerken dinlemek, Atilla'yı bravo. Dinlemiyorsam... O olmuyor o iş. Bir yandan söylerken bir yandan onun sesini dinlemek zorundayım ki o işte o dalga boyları üst üste gelsin. Gerçekten otursun yerine. Ve de gerçekten bu dinleme doğru eğitimi olursa, işte. İşte o zaman doğuşkanlar biraz teknik olacak ama evet. seslerin yani bizim bir sizin biraz önce sorduğunuz soru tek tek duyduğumuz sesler öyle birleşiyor ki bambaşka seslere dönüşüyor. Ya aslında şimdi biz bayağı güzel anlattık bu işi. Yani hem dinliyoruz hem evet. söylüyoruz. Kesinlikle. Aynı anda hem algılıyoruz. Tabii elimizde evet, nota varsa bu arada notayı bir takip yandan ediyoruz. Notayı takip ediyoruz. Ve de bu arada ara sırada ağlıyoruz, hüzünleniyoruz, başka bir yere tabii, gidiyoruz. Onu hissetmeden yaptığınız zaman da o gerçek olmuyor.
Yani Maslow'un ihtiyaçlar piramidini bilirsiniz. İşte ilk insanların ilk önce yemek yemeleri lazım. Sonra barınma sorunları. Piramidin en tepesinde kendini gerçekleştirme vardır. Evet. Şimdi dünyadaki toplumlara baktığımızda Türkiye'de böyle. Yani bu mümkün değil. Hani zaman zaman aç kaldığımız veya kirada oturduğumuz, yani herkesin kendi evi yok. Hı hı. O zaman biz kendimizi gerçekleştirmemek için bütün bunları bitirdikten sonra mı sanatla, müzikle, işte mimariyle, resimle, şiirle ilgileneceğiz? Hayır. Hemen başlamalı. Herkes için olmalı. Sanat herkes için olmalı. Ve de bunun için bu bütün görev sadece devlet kurumlarına düşmüyor. Devlet kurumlarına çok önemli görevler düşüyor ama birey olarak bizlere de düşüyor. Biz kesinlikle bunları söyleyince, hani herkesin yeteneği vardır deyince insanlar biraz nasıl? Hani biz seçilmiş gruptuk. Çünkü kimse bu söylenmemiş aslında böyle. Evet yeteneklisin. Hayır değilim. Bana annem daha önce söyledi. Hayır yeteneklisin. Evet. Kesinlikle. Peki bu kitaplarımız çocuklarımıza yardımcı olacak. Temel eğitim kitaplarımız öyle değil mi? Tekerlemelerimiz var, bilmecelerimiz, evet, şarkılarımız evet var. Evet. Sizler tarafından hazırlandı. Evet. Harika. Bizim işimizin şöyle bir boyutu var. Aslında üç boyutlu. Biz bir yandan korolar üretmeliyiz. Yani çocuk korolarımız olmalı, yetişkin korolarımız. O korolardan sonuç almalıyız. Hı hı. Bir yandan alıyoruz demek lazım. Tabii alıyoruz. Ya, hayatımızda bu var. Yani hayatımızın çok büyük bir kısmında üretim var. Hı hı. Hep korolarla işler gerçekleştirmek var. Bir yandan bizim arkamızdan gelen genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak var. Çünkü Türkiye'de koro eğitimciliği diye bir bölüm, bir lisans programı yok örneğin. Bunu hı hı biz bu konuda emekliyoruz ülkemizde hala. Ve de bu programların oluşturulması, üniversite programlarına girmesi gibi hedeflerimiz var. Fakat biz daha üniversite programlarına girmeden bu tip programlar oluşturmaya başladık. Bir yandan eğitimcileri gerçekten bu bilinçle yetiştirmek önemli. Bir yandan da çocuklarımıza vereceğimiz malzemeleri oluşturmamız, kitaplarımızı oluşturmamız gerekli. Hı hı, çünkü herkesin gerekiyor şarkı söyleyebilmesi onlara uygun şarkıları seçmeye bağlı. Hı. Ve de dediğimiz gibi ses aralığı çok önemli. O ses aralığı doğru değilse, örneğin daha dün annemizin şarkısı, fa sesinden başlayıp söylersem, daha dün annemizin, kitapta burada yazıyorsa onu hiçbir çocuk söyleyemez. Toplum da söyleyemez. Nefret de edildi. Daha dün annemizin diye söylersek o zaman nasıl çoğu çocuk söyler. Bakın. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okulu oldu. Gayet güzel söylüyor. Zaten hani ha? Sizin aşinalığınız var ama set olarak söyleyebiliriz. Hayır arkadaşlar. Yapabilir miyiz? Güzel olur. Zorlamayalım. Zorlamayalım. Yani şimdi şu anda en azından ruhen alıştırdık bu fikre kendilerine. Uygulamayı başka bir bölümümüzde. Evet, başka bir şarkı da seçebiliriz evet, tabii. Başka bir şarkı da seçeriz. Ama evet, bu çok önemli. Bu kitaplarımızı da buna yönelik olarak hazırladık biz. Hangi şarkılar olmalı? Diyoruz ki önce tekerlemeler olmalı. Yani halk kültürümüzde öyle güzel tekerlemeler var ki ve de dediğiniz gibi az önce çocuklarımız eskiden tekerlemeler söylüyorlardı. Oyunlar oynarken tekerlemelerle eşlik ediyorlardı ve de 3 nota aralığında. Kendi seslerine hangisi uygunsa 4-5 çocuk bir araya geldiğinde o ortak sesi hemen bulurlar söylerken. Doğru. Doğru. Ve de orada söylerler, o sesi çok geliştiren bir şey örneğin. Ki çocuk bu eskiden hani okul yani mu vardı bir şey mi vardı ama sokakta çocuklar bunu yapıyorlardı örneğin. Şimdi onlar çok geri planda. O yüzden diyoruz ki tekerlemeler çok önemli. Arkasından, o sürecin arkasından da çocuk şarkıları. Bu yeşil kitabımızda çocuk şarkıları dağarcığında 2 tane CD var içerisinde. Bir tane CD'de bir minik bir çocuk korosuyla, küçük 9 kişilik bir toplulukla piyano eşiyle birlikte çocuklarımız şarkıları söylüyor. Yani evet, isteyen kişi dinleyip öğrenebilir. Hı hı. Diğerinde de örneğin sadece piyano eşliği var. O piyano üstüne eşliğini evet, harika. Bu şekilde de çocukların evet, evet, sesini tamam, geliştirmemesi güzel, mümkün değil. Efendim Çiğdem Aytepe, Atilla Çağdaş değer kattınız programımıza. çok güzel ederiz oldu. Platon demiş ki müzik sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir demiş. Ne kadar güzel kesinlikle söylemiş. Harika. Evet. Efendim sakın unutmayın. Tekrarımız gece saat 1:20 geçe. Şimdi belki birlikte şarkı söyleriz ve programımızı öyle kapatırız. Haydi efendim, bugünlük hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Evet.